Paranın zaman değeri düşünüldüğünde dikkat etmemiz gereken bir başka nokta ise nominal ve reel nakit akışları ile getirilerdir. Nominal getiri ya da nominal nakit akışı enflasyon etkilerinden arındırılmamış, yani içerisinde enflasyonu da hala barındıran getiri ve nakit akışlarıdır. Nominal değerlere bakmak kendi başına bize alım gücümüzdeki değişiklik hakkında bir fikir vermez. Alım gücümüzdeki değişiklikleri hesaplayabilmek için reel getirilere bakmamız gerekir. Reel getiriler nominalin aksine enflasyon etkilerinden arındırılmış getiriler oldukları için direkt olarak alım gücümüzdeki artış veya azalışı temsil ederler. Nominal getiri, reel getiri ve enflasyon arasındaki ilişkiyi göstermek istersek Fisher etkisi denklemine bakabiliriz. Fisher etkisi bize 1 artı nominal getirinin 1 artı reel getiri ile 1 artı enflasyon değerinin çarpımına eşit olduğunu gösterir. Çok küçük yüzdeler söz konusu olduğunda ise hızlıca ve yaklaşık bir sonuç elde etmek istersek de nominal getiri kabaca yıllık reel getiri ve enflasyon oranının toplamına eşittir diyebiliriz. Yine bir örnek üzerinden ilerleyelim. Bu üç değişken arasındaki bağlantıyı daha keskin bir şekilde gösterebilmek amacıyla fazlasıyla basitleştirilmiş ve gerçekçi olmayan bir dünya hayal edelim. Öncelikle günlük 100 lira kazandığımızı farz edelim. Enflasyon ve tüketim kısmını basitleştirmek amacı ile de satın alabileceğimiz tek ürünün sadece pizza olduğunu ve her pizzanın fiyatının 20 lira olduğunu varsayalım. Böyle bir dünyada yaşıyorsak enflasyon oranını pizza fiyatındaki artış, alım gücümüzü de alabileceğimiz maksimum pizza sayısı temsil eder. Bu varsayımlar üzerinden değişik senaryolardaki nominal ve reel getirilerimizdeki artış veya azalışlara ve bunun hayatımıza nasıl yansıdığına bakalım. Örnek olarak maaşınızın 100 liradan 120 liraya çıktığını varsayalım. Öyleyse günlük ücretinizdeki nominal artış %20 oranındadır. Ürünlerdeki genel fiyat artışını yani enflasyonu dolayısıyla da günde kaç tane pizza alabileceğinize dair bilgileri hesaba katmayan, sadece cebinize giren parayı göz önüne alan artış miktarı nominaldir. Bunun alım gücünüze yani reel getirinize bu örnek özelinde de alabileceğiniz günlük pizza sayısına etki edip etmediğini öğrenebilmeniz için de enflasyon artışını, yani pizza fiyatındaki artışı bilmemiz gerekir. Üç değişik senaryo kullanarak nominal getirimizin reel getirimize yansımasının enflasyon oranı ile nasıl etkilendiğine bakalım. İlk senaryoda pizza fiyatının değişmediğini, yani enflasyon oranımızın sıfır olduğunu varsayalım. Bu durumda eskiden 100 lira ile günde 5 pizza alırken şimdi 120 lira ile günde 6 pizza alabiliyorsunuz. Böylece cebinize giren nominal artışın tamamı aynı zamanda reel getirinize de yansımış olduğundan hem nominal hem reel getiriniz %20'ye eşit olur. Bunu Fisher denkleminde gösterirsek de enflasyon oranı sıfır olduğundan nominal getirinin tamamı alım gücümüzdeki artışa yani reel getirimize yansıyor diyebiliriz. İkinci senaryoda pizza fiyatının 20 liradan 24 liraya çıktığını hayal edelim. Pizza fiyatlarındaki artış, tüketici fiyatlarındaki artışı temsil ettiğinden bu hayali dünyadaki enflasyon oranımıza eşittir. Pizza fiyatının 20 liradan 24 liraya çıkması %20'lik bir artışa denk geldiği için de enflasyon oranımızın %20 olduğunu düşünebiliriz. Peki bu durumda reel getirimize ne oldu? Reel getirideki etkiyi bulmak için nominal gelirimizdeki artışın enflasyondan arındırılmış ve alım gücümüze yansımış haline, yani alabileceğimiz pizza sayısındaki farka bakmamız gerekiyor. 100 lira ile 5 pizza alırken şimdi 120 liramız olsa da pizzanın fiyatı 24 liraya çıktığından yine 5 adet pizza alabiliyoruz. Yani maaşımızda %20'lik bir nominal artış yaşamamıza rağmen bunun reel getirimize ve alım gücümüze yansıması sıfır oluyor. Yine Fisher etkisi denklemi üzerinden gösterirsek de nominal getirimizin tamamının enflasyondaki artış tarafından yutulduğunu görebiliriz. Son senaryomuzda pizza fiyatlarının tanesi 20 liradan 30 liraya yükseldiğini varsayalım. Pizza fiyatlarındaki 10 liralık artış %50'lik bir enflasyon oranına denk geliyor. Peki reel getirimize, yani alabileceğimiz maksimum pizza sayısına ne oldu?
Eskiden 100 lira ile 20 liradan 5 adet pizza alabiliyorken, şimdi 120 lira ile tanesi 30 liradan sadece 4 pizza alabiliyorsunuz. Bu da alım gücünüzde ve dolayısıyla reel getirinizde %20'lik bir düşüşe tekabül ediyor. Yani nominal olarak %20'lik bir artış yaşamanıza ve cebinize 20 lira fazladan girmesine rağmen enflasyondaki radikal yükseliş alım gücünüzü aslında %20 düşürmüş oluyor. Bu değerleri Fisher denklemine oturtursak da %20'lik nominal artışın %50'lik enflasyon oranının tümünü yutmaya yetmediğinden reel getirinize eksi %20 olarak yansıdığını görebiliyoruz. Formüllerimizi kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli kural, tutarlı olmak ve elmalar ile elmaları, armutlar ile de armutları eşleştirdiğimizden emin olmaktır. Yani eğer bize nominal nakit akışları verilmiş ise, iskonto oranı olarak kullandığımız getirinin de nominal getiri olduğuna dikkat etmemiz gerekir. Aynı şekilde reel nakit akışı için kullanılması gereken iskonto oranı da reel bazda olmalıdır. Analiz için gerekli nakit akışlarının bir kısmı reel, bir kısmı da nominal olarak verilmiş ise, o zaman ya hepsini reel ya da hepsini nominale dönüştürerek, sonrasında da nakit akışı birimimize uygun iskonto oranını uygulayarak ayarlamalar yapabiliriz. Nakit akışları arasındaki geçiş için de enflasyon oranını kullanırız. Yani yıllık reel nakit akışını nominal nakit akışına çevirmek için reel miktarları her yıl 1 artı yıllık enflasyon oranı ile artırarak, nominal nakit akışını reel nakit akışına çevirmek için de benzer şekilde her yıl 1 artı enflasyon oranına bölerek gerekli ayarlamaları yapabilir.